arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanka, kanka mikrofonumun yeri. Oğlum Allah kahretmesin. Mikrofon yeri yeri, eski yerini almadım ki. Dursana. Dur lan. Hay Allah aşkına ya, bir işimiz şey olmuyor ya. Nasıl soktun çapın bunu buraya? Oğlum nasıl soktun bunu? Gelsene bir gelsene. Sen geç. Sen değil. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. Arkadaşa dedim sen değil. Kanka dur bir yerde. Adam çocuk yanlış anladı ya. Kurye durdu. Böyleken yapar mısın? Tamam kanka gidebiliriz. İnşallah yapabilmişimdir mikrofonu ya. Of valla çapınla bir şeyler deneyip ediyorduk da. Mikrofonun yerlerini falan bayağı bir değiştirip etmiştik. En son işte denediğimiz beğenmediğim yerde kalmış. Onu çıkartmakla uğraştık valla billah. Ulan kurye dur diyorum ya. Ben gel dedim diye geldi, sonra git dedim gitti. Ayıp oldu çocuğa da. Şimdi nereye gideceğiz arkadaşlar? Valla plan ne? Biliyor muyum? Aslında biliyorum. İkinci sanayiye veya üçüncü sanayiye bir yere gideceğiz. Oraya çapının arabayı, şu an kullandığı arabayı vereceğiz. Bir de çapının motorun iki parçası var. Vardı galiba işte plastik bir parça. Onları vereceğiz bir yere. Ondan sonra spora gideceğiz. Kardeşim bildik mi? Kim bin yazdı buraya? Çarpacan lan çarpacan. Oo tamam motor da sınmış. Hadi biraz şey yapalım, şöyle bir basalım. Bu arada arkadaşlar arabayı bıraktıktan sonra çapın da arkama gelecek. Yani çapım arkamdayken böyle birazcık gazlayacağız. Hani gazlayacağız dediğim yerde öyle otoban falan değil. Yani ufaktan bir spor salonu yakın, zaten oraya gideceğiz. Şehir içinde bugün takılacağız. Camı kapattı. Şerefsine bak, camı kapattı. Egzozdan rahatsız olup camı kapattı. Of ya, bugün niye böyle oldu? Bugün arkadaşlar bir sakarlığım üstümde. Evden çıkarken kaskımı çapının motorunun üstüne koydum. İçine de, kaskın içine de eldiven vardı. Ulan arkamı döndüm buff'ı takmak için. Kaskım sen bir düş. Kamera bir düş. Kamera bir kırıl var ya. Aklım çıktı. Dedim bütün paralar çöpe gitti. Kamera kırıldı. Kask anasını şey oldu. Ama sonra baktım kaska silikon kılıf almıştı. Silikon kılıf görevini görmüş. Kameraya hiçbir şekilde bir şey olmamış yani. Full her şey silikon kılıfa gelmiş. Yavaş git oğlum. Ne bu hız ya? Öyle yani arkadaşlar. Eğer kameranız, GoPro'nuz varsa silikon kılıf. Çapın ne yapıyorsun ananı satayım? Öf kokuttu bir de. Bak el frene. Yavaş. Yavaş. Frene bas lan. Çapın Bey kameralara oynuyor. Neyse yapsın. Sanayiye geldiğimiz belli olsun. Yapma Çapın bir şey artık burada da. Şimdi Çapın arabayı bıraksın da rahat gidelim ya. Böyle trafiğe kalıyor dediyoruz, hoş olmuyor. Ben şuraya gireyim reis. Ananı satayım, bana bak lan. Mermi gibi ananı satayım. 10 numara vücudum var. Kanat ver bakayım. Bak çok iyisin ha, anasını avradığını gör. Arabayı kuaföre bıraktı arkadaşlar. Temizlik yapılacakmış da. Ama sanırım burası yanlış kuaför. Oğlum burası oto kuaför değil ki. Temizlik için buraya bırakılmıyor araba. Ben sana şimdi hayatında görebildiğin en güzel arabayı göstereceğim. Ananı satayım. Kaçlık bu? Harbiden mi? Vallahi çok iyi araba. Oğlum benim bildiğim sanayilerde Şahin olur, Doğan olur. Vallahi zengin sanayisi ha. Onu bu ne lan? Bak markasını bilmediğim araba var. Maserati miydi lan bu Maserati? Buraya Camaro geliyor, Mustang geliyor. Oğlum harbiden neymiş lan bu? Demek arkadaşlar sanayi diye küçümsemeyeceksin. Burasıydı galiba vereceği yer. Ben geleyim mi, bekleyeyim mi? Tamam bekliyorum ben. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Hiç nakitim yok. Uğraşamam şimdi. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi bir arkadaş gelecek, o alsın yukarıda şimdi. Tam ondan nakit vardır, o alır belki. O seviyor çorapları. Sen de benim. Lan lazım değil, o seviyor bak şimdi birazdan gelecek. Nasıl bir şey lan bu? Nakit yok diyor, bir bana atarsın diyor. Neyse arkadaşlar çapın gelsin, devam ederiz, haydi bay bay. Evet arkadaşlar çapın geldi. Kanka az önce bir tane kız geldi. Çorap satıyordu, alır mıydın? Çorap mı? He. Ama haberi sen çorap şeyin var ya, seviyorsun ya. Dedim param nakitim yok dedim, IBAN atarsın sıkıntı yok dedi. Yani IBAN yok desen post çıkartırdı herhalde. Korna çalıyor ya. Yavaş yavaş gidiyorsun arasını satayım. Bırak da geçelim işte, ne var bunda? Hem zaten burası sanayi, burada kural moral yok. Boş bulduğun yere gireceksin. Arkadaşlar şimdi işte dediğim gibi spora gidiyoruz. Çapınla bir göğüs ön kol gireceğiz. Ondan sonra çıkar eve geçeriz. Bir kahvaltı modumuzu yakalarız. Neyse şurada bir basalım. Motor valla 101 derece oldu ya. Çapınla tutulmuyor.
Ya tutunduğunu belli etmiyor. Düşecek diye basamıyorum. Korkuyorum. Vallahi çapı beni çok korkutuyor ya. Ya da şerefsiz basamayayım diye mi böyle yapıyor anlamadım. Çok böyle arkayı hafifletiyor, böyle düşüyormuş efekti veriyor kendisine. Ben de artçım düşüyor diye korkuyorum, böyle bir geriliyorum. Bak, gram beni tutmuyor şu anda. Şu an tuttu. Frene basarken tutuyor, gaza basarken hiç tutmuyor. Neyse arkadaşlar, şimdi buraya geldik. Buradan da bir çapınla gazlamaya çıkarız herhalde. Değil mi? Çıkmaz mıyız? Çıkarız bence. Bir içeri girelim, bir basalım, gelelim. Haydi arkadaşlar, görüşürüz. Bay bay. İnşallah çapınla da devam ederiz. Bacağını açma. Benim diyorum, yaşayacak günlerim var daha. Benim yok mu? İn. Neredesin? Çok biliyorsan sen kal lan. Ya, hadi ya. Geç hadi, geç. Arkaya geçeceğim. Arkaya geçeceğim ya. Belki ölürüz. Öldürürsek sen beni öldür. Sinirim düştü kanka. Geç. Dünya siparişi benim. Benim de öldür. Ben mi sızacağım oğlum? Evet. Niye? Sürüşte arkana binmek istiyorum ya. Bu kadar muhabbetten sonra kaza yaparsam koyar bana. Ya ben yaparsam? Sen yaparsan davacı olurum. Oğlum bu ne lan? Oğlum sen nasıl biniyorsun böyle? Eşek kadar adam nasıl oturuyorsun burada utanmadan? Oğlum çıkar kendi motorunu. Böyle utanmıyor musun burada oturmaya? Oğlum çok kötü. Tamam, binmem arkada bir daha. Tamam. Kanka yer tuvaletine ne deniyor? Duvar. Yok lan. Alaturka tuvalete oturuyor gibiyim şu an. Vallahi yemin ederim sana öyle şu an arkası. Bak gidiyoruz böyle, tam gaza açınca ben gaza açınca çapın bacakları böyle yapıyor. Oğlum çok rahatsız be. Ben senin yerinde olacağım, benim arkama binmem. Ana kapalı. Oğlum çok kötü ya, bileklerime kan gitmiyor kıvrıldığı için. Ama yani şey olarak güzel hani. Hiçbir şey yapmadan böyle şu sesi duyuyorsun. Belin ağrımadan şu motordan zevk alıyorsun, güzel. Tek sıkıntısı işte ayak ağrıyor. Bir de şuraya Allah kuyruk şeyine, garajına ayağım bileğim vuruyor ya. Lan telefon falan cepler inşallah kapalıdır. Gir sağa kanka, gir. Oy. Güzel ha. Ama buradan bakınca her yer çok korkunç geliyor. Neyse arkadaşlar, şimdi bir eve girelim bir. Lan ne yapıyorsun? Bak be, yer bak. Olmaz lan. Arkada oturunca yapamıyormuş kanka, ne yapacağımı bilemedim. Neyse arkadaşlar, bir eve girelim, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra tekrardan çıkarız. Sanayi çapının parçayı almaya gideceğiz. Çıkarken yine tekrardan görüşürüz. Haydi bay bay. Sıkılmıyor mu bu? Düştükten sonra oldu işte. Bak bayağı oynuyor. Kanka açı bozuldu şu an, bir daha deneyeceğiz. Bir daha dene. Sen giderken telefondan bak. Nasıl çekiyor şu an? Nasıl ya? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Eyvallah, sağ olasın. Nasıl? Kanka şu an ben senin görüşünü izliyorum. Tamam lan, iyi mi? İyi. Tamam, sen o zaman kafanı göm, videoyu izleyerek gel arkadan. Aynen, ben de böyle seni izleyerek. Çok iyi lan. Bunun attığı yerleri göreceğim. Kapatma da kaydı. Hayır ya, ne kapatacağım oğlum. Oğlum bak, elin kolun da yer, dikkat et. Canlı yayında motosik izliyorum. Ananı satayım. Çok iyi. Yeşil yanıyor. Geç geç. Abla biraz ters oldu sanki ama. Harbi video izleyerek mi geliyorsun? Evet. Video. Geçten geliyor. Geç geliyor biraz ama olsun. Kanka canlı yayında böyle yapacak bir şey yok. Şey yapsana. İnsanlar hayır. İnsanlara kendini mi göstersen? Aa kanka bak şimdi. Abi bak, sizi çekiyorlar. Canlı yayındalar bak. Dur ben ondan öne geç. Deneyelim bakalım ne tepki verecekler. Biz enayi gibi bekliyoruz burada, hiç geç de demiyorsun ya. Oğlum otobüs şoförlerden geç. Otobüs şoförü ne yapsa, seni çekiyorlar diye. Geç de. İstesek yeşile denk gelmeyiz anasını satayım. Harbiden ya. Yalnız MT'ydi arkadaşlar, güzelmiş. Bu arada oğlum ne ara biz videoya başladık lan, ben hiç böyle... Aa dur körüm. Şey arkadaşlar işte yani kamera ayarı falan filan derken videoya başladık. Canım motordayız, onu söylemeyi unuttum. Neyse işte Can dedi benim motorla gidin kanka dedi. Değişiklik olsun dedi, bıktık dedi. Tabi bunu biz dedik. Öyle canım motorla geldik, araltıyı koyduk oraya. Sanki tank sürüyoruz anasını satayım, bu ne ya? Kükreye kükreye gidiyor alet. Polis mi lan o? Trafik polisi. Trafik polisi yapalım mı? Yapma kanka. Abi sen canlı yayındasın abi. Kanka eli belinde, bize mi şey yapacak? Buradan mı? Evet.
Değil, bir sonraki. Şey abiye benziyor, iyi bir abiye benziyor. Tabii polislerimizin çoğu iyi ama. Ne bu abi de bir şey. Biz kaşınıyoruz gibi abinin dibine giriyoruz. Aa sola. Şuradan şöyle ben gireyim. O da mı girecek? O da girecek vallahi. Gel. Baksana polisin sesi çıkmıyor, bizim ses çıkıyor. Hanımefendi bekleme yapmayın. Tam bağıramadım ama. Buradan görüyorum. Eyvallah kankam, sağ olasın ya. Ne kadar yardımcı oluyor kardeşim benim. Dayı. Bir şey demedi mi? Ya, yürüdü geçti. Abi, geliyorum, geliyorum. Geliyoruz. Kolay gelsin. Oo, bizim aile çıktı. Köpeğe kendini göster. Kanka, buraya her girdiğimizde lüks arabalar görüyoruz. Harbiden bu ne? Aa. Çok iyi lan. O kanka kendini izleyelim. Para çektik mi? Oy. O egzoz öyle. Güzel lan çapan vallahi, mermi gibi video izleye izleye geldi. İlk gösterim anasını satayım. Biz bunu daha editleyeceğiz ama. Neyse hadi bir çapın gelsin, sonra devam ederiz arkadaşlar. Haydi bay bay. Arkadaşım otur, yılbaşı için yapmış da öyle duruyor. Ama güzel duruyor ya. Daha bunlar aynen. Bazıları yapmıyor galiba. Pili bitmiş. Vallahi... Pilli baksana. Abi ben de diyorum ışık şeyi, enerjiyi nereden aldın? Ha pilli ya. Yılbaşı muhabbetinde çoğu kişi bunu yaptı ama. Aynen. Arabalarda falan baya güzel yapmışlar, gördüm ben de. Araba sürüyorsun zaten. Aynı. Bunda işte karışık geliyor. Yani İşte arabada yaptığında bunu da yapıyorsun. Evet. Aynen. Sen gaz vermeyi biliyor musun? Aynen. Otomatik sürüyorsun. Aynen. Ekstra bir şu var yani. Bakalım birkaç denerim, alışırım ama. Eyvallah. Hadi hayırlısı olsun, kendine iyi bak. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok iyi ya, şuna bak. Adam diyor ki ışıklar dikkatimizi çekti hepimizin diyor. Herkes bakıyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu kadar eve gidiyoruz lan. Çapın gözüküyor, kapat şurayı. Donum görünüyor. Donum olmasa bizzat kendisi görünecek. Hadi, ne yapıyorsun? Şey yapıyorum. Açtın, şov yapıyorsun bana. Abi bunda ABS var, Allah kahretmesin. Kaydıracaktım, kaydıramadım. Köpeğe bak. Sıkıntı yok, arkadaşı bekleme, eyvallah. Ya sen ne yaptın? Kötü mü olmuş? Aynen. Benimle ufak patlaşıyormuş yani. Güzel, hayırlı olsun. Kazası belası. Kendine iyi bak. Kaçtım ben. Evet, hadi görüşürüz. Eyvallah. Abi sanayici adam bir başka ya. Vallahi bak, sanayici adam bir başka. Görüyor musun bak, sanki adamla şey gibi. Aha, ne satayım köpek. Bu ABS çok... Oğlum git alakalı. Bu ABS ne kadar değişik ya. Ne, ha, sanayici adam diyorum. Başka bak, adamla sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Konuştuk, hadi görüşürüz dedim, gittim. Sanayi ortamı güzel arkadaşlar ya. Neyse işte köpek de sanayi köpeği ama sanayi köpekleri biraz sıkıntı arkadaşlar. Sanayi köpekleri biraz galiba böyle biraz enayi oluyor. Onlar kusura bakmasınlar. Hadi be birader. Haydi. Oğlum yalnız fena kükürüyor bu motor ya. Direkt bak, herkes bakıyor bak. Bir yapacağım. Ben bakmıyorlarmış, kötü motormuş. Böyle bir şey yapıyorlardı. Olmuyormuş. Çapın geçsin, biz çapın takip edelim ya. Belki önümde böyle görsel şölen bir şeyler yapar, bir yanlar eder belki. Cüzdan cepte mi? Oğlum cüzdan niye düşüyor ya? Aa, vallahi yine ucundan döndü. Kanka ne bakıyorsun? Git. Gir araya diyeceğim, demeyeceğim. Giriyorsun sen, demeyeceğim. Anam polis var. Yok lan Vigo'ymuş, Allah kahretmesin. Öyle giydirmişler ki adama, polis sandım. Allah kavuştursun abim. Askere gidiyor. Aa. Bana çarpacaksın reis, yavaş. Baba. Ben şurada bir yerde durmak zorundayım. Çapını beklemek zorundayım. Şu arabanın arkasında durayım. Çarparlarsa en azından tost olayım orada. Burada direkt yere düşeceğime tost olarak şey yapayım. Oğlum kaydırmıyor. Çok kötü ABS ya. Çapın değil mi lan o? Değil. Çapın. Ya çapın geçerse şimdi soldan bir yerden. Ha geçiyor.
Değil. Yine geçmiyor. Çöpün çok yerde kaldı galiba. Yok yok geç. Aa bugün insanlar ne kadar iyi kalpli. Sanayici dedim iyi dedim. Normal şeyler de iyiymiş. Arabacılar da iyiymiş. Oğlum nasıl yine çapını kaybettik ya? O değil lan. Aa çapın gitti lan. Ben niye çapınla gidiyorum ya? Aman çapını beklemeyeceğim ben gireceğim ya. Vallahi gireceğim. Reis yürü hadi. Hadi 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 hadi. Allah aşkına o kaldırıma çıkacaksın. Ama şeyini şey ettin ama ya. Ben şöyle girem şuraya. Pardon 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 biraz basmamız lazım motorla. Motor ısındı valla çapını bekleyeceğim diye. Keşke en baştan bunu yapsaydık. Burada mı trafik var? Çok güzel abicim çok iyi. Hey pardon yıldızlarınızı. O çok güzel lan onunu satayım. Oyuncak gibi. İnşallah polis de bizim de oyuncak gibi oynamaz. Ben de şey oluyor yani far görmüş tavşan gibi oluyorum. Polisi görünce ona kilitleniyorum kalıyorum böyle. Lan sağda yer var geçsene işte ne bekliyorsun ki? Allah Allah. Oh be. Vallahi bugün de bitirdik arkadaşlar. Vallahi bu şey gibi oldu bugün. Hani günlük vlog gibi oldu. Çünkü sabah evden çıktım. Ya bugün ne iş yaptıysam, nereye gittiysem aslında gittiğim her yere böyle az çok çektim. Günlük vlog gibi oldu ama günlük vlog olmadı bence. Yani bu tarzda bundan hatta daha iyi bir şekilde bence günlük vlog çekebiliriz. Yani sizce günlük vlog böyle çekmeli miyim? Hani mesela spora gittim. Sporun içinde bir şeyler yaparken böyle ağırlık kaldırırken, basarken ufaktan videolar böyle veya gittim başka yerlerden içeri girdiğim yerlerde yine videolar çekebilirim. İster misiniz? İsterseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Aklımda var bakalım. Öyle çekmek istiyorum ama bir böyle kararsız kalıyorum. Hani uğraşmama değer mi? Sadece motor mu istiyorsunuz yoksa benim hani motor dışındaki yaşantımı da mı istiyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugünlük artık bu kadar olsun. Gün bitti zaten. Artık eve giderim. Bir yemek yerim. Uyurum. Ama işte böyle günlük vlog olursa evde yemek yerken de video çekerim. Hani öyle bir info vereyim size. Tabii istemeseniz ben büyük ihtimalle çekeceğim ama artık hani siz yine yazarsanız iyi olur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Cüzdan cepte mi? Oğlum cüzdan niye düşüyor ya? Vallahi yine ucundan döndü. One hour later. Hepsi var tam mı? Hayır. Ne kart mı almışlar? Ne çalmış? En paraları çalmış. Tamam şey hemen bankayı arasana şimdi. En para kredi kartını çalmış. Aynen kredi kartı olduğu için. Kanka hemen arasana bankayı. Şu an harcama yapmaya gidiyor olabilir ha. Yok bir dakika. Evet. 36-63. 36-63. Evet. Kapatsana motoru. İş bankası Akbank. Ziraat. Kimliklerim burada, en kartım burada, okul şeyim burada. En para kredi kartım yok. Hele de. Bekle kayıp çalıntı için tuşlayacağız. Yolda birisi bulunmuş, cüzdanın içinden en para kredi kartımı almış gitmiş. Şu anda... Evet, hemen... Kartım cüzdanın içindeydi, şu an yok. Kartım kayıp. I'm on the back.